Hadi gelin sizle BioShock Infinite oynayalım o zaman. Hadi BioShock Infinite o zaman. BioShock Infinite oynuyoruz. Hadi. Hadi. BioShock Infinite. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak. BioShock Infinite hadi. BioShock Infinite oynuyoruz. Hadi. Açabilirsin eğer. BioShock Infinite. Evet. Bayağı doğru duydunuz. BioShock Infinite oynuyoruz. Haydi bakalım. BioShock. Evet. 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 Yay. Infinite. Benim sevgili kameram nereye gitti? Neyse kameraya gerek yok. Böyle devam edelim. Allah'ım bu oyunda her tarafta şey yapması da böyle daha ilginç değil mi? Yani her yerde bir şeyler bulabiliyorsunuz ya. Gerçekten garibime gidiyor böyle. Yani. Bu kadar fazla şey bulabiliyor muyuz? Bu fazla bağırıyor. Şu anda gördüğünüz şey tabii ki ve tabii ki de ben oynamıyorum. Hayvan gibi kasıyorsun. Eminim. Yani tabii ekranda gördüğünüz şeyi. Bu benim kaydettiğim görüntüler. Oyunu oynarken özellikle incelemesini yapacağım için PlayStation 3'ten kaydettiğim şey görüntüleri. Bayağı çok Infinite görüntüleri bunlar. Hatta birazcık ileri bile alabilirim şu anda. Bakayım neler yapmışım yani. Hani çünkü isimlendirmemişim videoları. O yüzden hangi bölümde ne yaptığım da yazılı değil. Ama Elizabeth'in kıyafeti değiştiğine göre oyunun son kısımları olduğunu söyleyebiliyorum. Sanırım söyleyebilirim herhalde. Upgrade'ler yapmışım. Sniper kullanmışım. Çok nadiren sniper kullandım bu oyunda aslında ama burada kullanmışım demek ki. Elizabeth'te de zaten nereden buluyorsa bütün bu şeyleri. Herif ne güzel ölmüş lan öyle. Ha? Bakalım neler yapmışız başka. Bakıyoruz. Güzel güzel savaşmışım gördüğünüz gibi. Reload. Bu oyunu gerçekten pek çok kişinin söylediği kadar ben beğenmedim. Bu arada bu özele de bayılıyorum ya. Milleti etkin altına alıp ondan sonra da şey yaptığı zaman intihar ediyorlar ya. Şey üzerindeki etkisi bittiği zaman, düşmanın üzerindeki etkisi bittiği zaman intihar etmeleri, kendilerini öldürmeleri çok eğlenceliydi doğrusu. İntersiz. Bu da boss savaşlarından bir tanesiydi değil mi lan? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, boss savaşıydı bu tabi bir tane. Şu hatun. Oyundaki nadir boss savaşlarından bir tanesiydi. Bu oğlum oyunda boss savaşı yok lan. Çok sinir bozucu lan. Yani oyunda son boss savaşı yok ya. Böyle bir oyunda nasıl son boss savaşı olmaz ya? Ya Songbird'ü niye koydunuz oyuna? Hani yani madem boss koyma niyetinde değildiniz, o böyle bütün fragmanlarda hayvan gibi gösterdiğiniz, bağırdığınız Songbird denen o koca hayvanımsı yaratığı niye koydunuz yani? Madem savaşamayacağız onunla. Hani yani hiçbir işimize zaten yaramıyor. Oyunun sonunda böyle bir çağırıp bir şeylere saldırtmak haricinde hiçbir işimize yaramıyor yani. Yani bırakın da onunla savaşsaydık. Bu arada şu silah hastayım ha. Hand cannon. Çok güzel ya. Hayvan gibi demeç vuruyor. Oyundaki kesinlikle en güçlü silah yani. Ve çok hızlı şekilde öldürüyor her şeyi. Zaten Elizabeth'den şey hiç bitmiyor. Malzeme hiç bitmiyor. Gördüğümüz gibi boss mantığı da çok güzel. Sadece bütün mermiyi boşalt yani düşmanın üzerine. Bu arada burada şeyin farkına varamadım tabi. Meğerse bir bayrak gibi bir şeyin arkasında kalmışım. Ben zannediyorum ki harbiden hiçbir şey gözükmemesi lazım. Bayağı uzun bir süre bekledim böyle. Sonra yürüyebildiğimi, kamerayı çevirebildiğimi falan filan fark ettim. Tabi hemen olmadı bu. Bayağı uzun bir süre bekledikten sonra böyle şeyin arkasından ya sahneye kaçırdım yani öyle söyleyebilirim aslında.
Onu da burada, ha şimdi burada bir yerde fark ettim işte, ha. Yazık yani, hani yazık oldu gerçekten. Burada fark ettim, ha demek böyleymiş falan filan dediğimi hatırlıyorum. Kendime de ufaktan bir sinirlenmiştim. Evet. Böyle yapması iyi fikir lan, ha? Ne dersiniz? Oyun oynamak yerine kendi çektiğim oyun videolarını, oyun oynarken çektiğim, kaydettiğim ufak tefek videoları koyup üzerine aslında yorum yapmak. Nasıl fikir? Çok saçma değil mi? Bence de öyle. Ama devam edeceğim yapmaya. Alınızda bir tane daha. Sesini birazcık azaltalım. Ya şu yaratıkla niye savaşamıyoruz beyler ya? Şu yaratığı savaşamıyorsak niye şey yapıyorlar gerçekten? Oyuna niye koydular? Bütün fragmanlarda var lan. Şunu savaşmamız gerekiyordu bizim ya. Ve ben bu incelemede bundan fazlasıyla bahsedeceğim, emin olabilirsiniz yani. O bununla savaşamamız gerçekten benim çok sinirim bozdu çünkü. I'm sırf videoymuş buralarda arkadaş. Oyundaki ilginç kısımlardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum buralar. Evet. Şunları uyandırmanız sonucunda normalde çok şey olmalarına rağmen, hani normal saldırmayan tipler olmalarına rağmen ufak bir şekilde gaza getirmeniz halinde anında size dalmaya başlamaları şu şey yüzünden. Oradan kafayı uzat böyle bakan o garip şey var ya. Ece bak. Yani onu attım tabi. Aslında o şey ama onunla işlemiyor imiş. Lanet şey ya. Bu bölümde de hiç mermi yoktu diye hatırlıyorum. Her şeyi bildiğiniz tekme tokat girişmek gerekiyordu bir noktadan sonra. Hiçbir şeyinde mermi kalmıyordu çünkü. Pataküte sadece melee takılmak zorunda kalıyordunuz. Neyse ki üzerinde şey vardı. Melee'yi vurduğum zaman karşı tarafı, yani melee'yi bir şekilde vurarak öldürdüğüm zaman canımı tamlayan bir özellik vardı neyse ki üzerinde de. Bu bölümü çok fazla zorlamadan geçtim. Kendimi gizlenmeye zorlamadan yani. Şimdi birazcık daha ileri aldığımızda neler görüyoruz? Bildiğin maç yorumu gibi oldu lan program. Dur bakayım. Evet, gene aynı kısımlardan bir tanesi. Burada neler görüyoruz? Gördüğünüz gibi akıl hastanesi tarzı bir mekan. Etrafa yayılmış bir sürü kişi ve kafasında Borazan duran Borazan arkadaşa gözükmeden geçmemiz gerekiyor. Çünkü o bizi gördüğü anda bizi saldırıyor lan. Oğlum onun kafasını nasıl biçmiş lan? Daha yeni dikkat ediyorum. Tamam. İki tarafta şey olduğunu biliyorum da. Ha, burada beni görmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben ulaşmayı başarmışım. Şey yapmadan. Birazcık ileri alırsak bir kargalı amcalardan biriyle savaşmışım. Mini boss kıvamındaki birazcık daha zor olan tipler ama bir noktadan sonra gerçekten ya, bunlar da aslında hand cannon'la vurduğunuz zaman hiç yani bana mısın demiyor. Acayip hızlı bir şekilde ölüyorlar yani. Hand cannon gerçekten her türlü düşmanı çok hızlı bir şekilde öldürmeyi başarıyor. Kafasına 3-4 tane sıktığınız mermiyle çok rahatlıkla bütün mini bossları bile alıyor aşağı. Gene burada harcamayacağım diye kasıntılara girmişim anlaşılan. Daha düşmanları şey öldürmek bayağı bir uzun sürüyor. Diğer oyunların aksine melee takılmak yani. Mesela ben bayağı çok bir hep melee takılarak oynamıştım. Bütün oyun boyunca sırf elime aldığım İngiliz anahtarıyla oynamıştım. Şöyle silahları falan biglediler harici silah hiç kullanmamıştım oyunda. Bu oyunda da acaba öyle yapabilir miyim diye denedim ama düşmanlar gerçekten ölmüyorlar ya. Hani vuruyorsun, lanet şeyler ölmüyor.
düşman tipleri. O yüzden bayağı bir sinir bozucu olmuştu aslında benim için. Ama şu anda emin olamadım. Battleship Falls. Bir yerlere kadar gelmişiz, bir şeyler olmuş, kısaca böyle bir muhabbette dönmüş. Gerçekten çok saçma olduğunu şu an ben de farkındayım yaptığım şeyin. Ama velakin ben muhabbeti sevdim, artık onu daha fazla yapacağım. Açacağım böyle şeyden bir görüntü, rastgele. Rastgele bir oyundan bir görüntü. Hadi. Ha, al. Evet, Kendi tekrardan videom. merhabalar Yaşasın. arkadaşlar. Uncharted 3 17. bölüm. Yay. Gibi. Çok saçma olurdu. Kendi videomu açıp kendim inceleme yapmam, değil mi? Bence de. Yani o konuda size katılabilirim. Kesinlikle çok saçma oldu, o yüzden yapmayacağım. Evet arkadaşlar, yeter. Uzattıkça uzattım, saçmaladıkça saçmaladım. Bu gecelik buraya kadar diyelim. Belki bugünlerde tekrardan seri videolarıyla geri dönüş yapabilirim. BioShock Infinite incelemesi yapacağım, bilmem ne falan filan. Haydi herkese görüşmek üzere ya.